Sevgili izleyenlerimiz, Eurostar bizden bize olarak bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Yanımda sevgili dostum, arkadaşım Sinan Yılmaz yanımızda. Evet. Merhabalar Sinancığım, nasılsın? Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? Seni yakaladık. Korona evet. Dönemine rağmen hakikaten enerjin her zaman yüksek. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Evet, korona dolayısıyla fazla da görüşemiyoruz. Böyle binde bir. Ayrıca sana başarılar diliyorum ekibine. Saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. 40 yılda bir karşılaşıyoruz böyle. Sen bazen Nordrhein-Westfalen, ben bu tarafta bir türlü denk gelemiyorum. Uzun yıllardır arkadaşlığımız, dostluğumuz. Yaklaşık bir 2000 yok. 97. 23 aynen. Yıl oldu. 23 yıl oldu. 25. yılımızın jübiyelimizi, jübiyelim yapacağız. Kutlama yapacağız inşallah beraber ama her zaman arkadaşlıkla ve dostlukta olan güzelliğin hiçbir zaman unutulmaz. O yüzden zaten böyle uzun süreli programının da olmasının sebebi zaten insanın kalbinin güzel olmasından gelir. O yüzden seni gerçekten yürekten kutluyorum. Allah razı olsun. Kaç yıl oldu bu mesleği hemen seyircilerimize, hem seni konuk almışken geçmişten konuşalım, günümüzden. Onun dışında bir single çıkarttın yakın bir zamanda. Birer. Evet. Bundan bahsedeceğiz seyircilerimize. Müzik hayatı zaten biliyorsun. Kendimizi bildiğimizden biri var. Rahmetli babamızdan gelen kemençici Adnan abim. Ailece zaten böyle bir Karadeniz müziğinin içerisindeydik. Ama ben biraz aradan birazcık öyle hafif bir sıyrıldım biraz. Tamamen yelpazeyi genişlettik. Yurdumuzun her yöresine hitap etmeye başladık. bayağı albümlerimiz var. Yaklaşık 7 albümüm var. Şimdi tekli şarkılara döndük. Yani tekli şarkılar yapıyoruz. Hem sevenlerimizden fikir alışverişi yapıyoruz bu konuda. Şu an son çıkarmış olduğumuz, gerçi hani kimisi diyor denk mi getirdin, bilerek mi yaptın, işte insanlar büyüklerini kaybediyor. Pandemi dolayısıyla bayağı bir rahatsızlık geçirenler oluyor ama şarkı denk geldi, bir tesadüf oldu. İşte Yalan Dünya Kime Kaldı, Yaşananlar Bir Masaldı, Hem Anam Hem Babam Vardı, Hepsi Gitti Birer Birer. Güzel bir türkü. Çok anlamlı. Güzel bir şarkı. Evet, gerçekten. Bu dünyada ömür kısa, kimler gitti? Şarkı yaklaşık bir 30 yılı vardır şarkının. Yani 25 ile 30 yıl arasında bir geçmişi var şarkının. Bestecisi sevgili Mustafa Beyazkuş abimiz. Kendisine saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Sağ olsun. Yıllar önce zaten demiştim bunu okumak istiyorum. Öyle bir türlü denk getiremedik. Ne olduysa, ne hikmetse, böyle pandemi dolayısıyla da fazla bir vaktimiz olduğundan dolayı artık o kafamızda planladığımız şarkıları yapma fırsatı da bulduk. Ne insanlar görmüştüm ben, hepsi gitti birer birer. Ne insanlar görmüştüm ben, hepsi gitti birer birer. Birer birer çok iyi bir çıkış yaptı. Güzel bir ilerleme var ve güzel tepkiler alıyoruz. Samimi tepkiler alıyoruz. Yapmacık tepkiler değil. Bir de çok anlamlı gerçekten de. Hep şunu söylüyorum ben, o değerleri anne baba olsun, yakınlarımız olsun birer birer kaybetmeden onların varlıklarını, değerlerini çok bilmemiz güzel lazım. Çok güzel bir anısı da var. Yani şarkı çıktığı hafta çok güzel bir anısı var. İstanbul Tekstilciler Başkanlığı'nda çok değerli Fikri abim var. Yemin ediyorum dedi, eve geliyorum işten dedi, şarkıyı dinliyorum, hanıma dedim ki hazırlan, gidiyoruz. Gitmiş eve, almış annesinin babasının yanında beni arıyor. Yaklaşık 2 haftadır orada. Ya diyor, ne kadar güzel bir duyguymuş. İlla bu şarkıyı mı çıkarmam lazımdı abi dedim yani. Gerçekten böyle güzel şeylere vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Yani öldükten sonra kıymetleri, değerleri biliyor. İşte keşke babam sağ olsa, nefes alsa yeter. Nefes aldığı dönemlerde yapabildin mi evlatlığını? Yapabildiysen yapanlara ne güzel, ne mutlu onlara. Ama yapamadıysan keşkelerle yaşarsın, keşkelerle ölürsün, keşkelerle gidersin. Yalan dünya kime kaldı? Yaşananlar bir masaldı. Hem anam hem babam vardı. Hepsi gitti birer birer. 30 küsur yıldır herhalde piyasadasın, evet. Değil mi? Yıllardır neler değişti? Yani hem müzik sektöründe hem düğünlerde ne gibi değişimler oldu? Sanatçının geçmişi çok önemli. Yani bir sanatçının geçmişi çok önemli. Yuttuğu toz çok önemli. Yani hamuru çok önemli.
çamuru çok önemli. Yani ben ona bakıyorum. Şimdi Kol Bastı 2005 yılında çıktı. Ben 2009 yılında Türkiye genelinde, Avrupa genelinde 2010 ve inanır mısınız yani yıllarca saltanata sürdü. Hala da öyledir. Yani şu an düğünlere gittiğim programlarda ve konserde Türkiye'de mesela yazın çok festivallerim var. Yani işte Antalya bölgesi olsun, Doğu Anadolu bölgesi olsun, Siirt, Mardin, Urfa, Birecik. Yani Doğu Anadolu bölgesi, Kürt kardeşlerimiz olsun, Yörük kardeşlerimiz olsun. Hepsi bizim. Allah razı olsun. Tabii ki kalbimizdir, canımızdır. Ne demek? Her gittiğim yerde o insanlar Sinan Yılmaz'dan Kol Bastı'yı dinlemeden o alanı terk etmiyorlar. Ve Kol Bastı... Büyük bir enerji var ya. O parçada böyle yani oynamayan yaşlısı, gencisi, herkes 7'den 70'e o parçayla eğleniyorlar. Kesinlikle oynuyorlar. Kızlar boştur, dünya boştur. Coştur, 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 coştur. Hop tek, hop tek oynayalım. Bir ayağına bir yana zıplayalım. Kol bastıyla uşaklar hep beraber coşalım. Şimdi Karatay hocamız kitabına yazdı beni. Yani Karatay'ın son kitabında ben varım. Kol Bastı'yı yazmış. Kol Bastı oynayın diyor. Enerjik olursunuz. Çünkü kendisiyle Seda Sayan'a katılmıştık, sevgili Seda'nın programına. Ben merdivenden aşağı inerken eline girdim. Hani beraber indik. Ben oynadıktan sonra şöyle bir durdu. Seda Hanım'a döndü. İşte bunu söylemek istiyorum dedi. İşte bu. Bunu söylemek istiyorum dedi. Allah uzun ömürler versin kendisine. Artık fenomen kardeşlerimiz var. İyi yapan da bu işi güzel var. İşini güzel yapan, komedyenliğini öne çıkartan. Ama bir bakıyorsunuz o komedyen arkadaş iki gün sonra çıkmış bir şarkı söylemiş. Ses yok. Detone, sirtoneyi bırak, mültone olmuş yani Almanca tabiriyle. Ve bu adamlar işte ses mühendislerine gönderiyorlar. Seslerini bir melodiyen yaptırıyorlar. Biraz düzeltmeyle gündeme çıkıyorlar. İşte bir trap tarzı çıktı bu aralar modadır. Bunlar da geçici şeyler. Kalıcı şeyler değil. Hiçbir zaman Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk arabesk müziği, Türk pop müziği, pop müziği hayatta bitmez. Bunlar kalıplaşmış bitmez. Bunlar arada bir köprüdür küçük. Ben öyle görüyorum. 11 şarkılık bir meşap hazırlıyorum bir arkadaşımla beraber. Ve bütün şarkılarımın şarkı müzik sahibi okuyacağım bir dörtlük sadece. Hepsinin eser sahiplerini arayıp, paralarını ödeyip, bakın. Kimisi dedi ki Sinan'ım benim sana hediyemdir. Gerek yok ama... Kimisine parasını veriyorum, muvaffakatnamelerimi almışım. Elimde yazılı kağıtlarım var. Yani Sinan Yılmaz bu şarkıyı görüntülü, görüntüsüz, televizyon, radyo her yerde okuyabilir diye. Evet Sinancığım, bu arada imaj değiştirmişsin. Evet. Bıyıklar, saplık sakal. Korona amca sağ olsun. Evet. Korona amca sağ olsun. Yakışmış yani değişik. Ya işte. Sanatçının tabii ki bir imaj arada bir şart herhalde. Şimdi imaj maker'ım falan yok. Kendim böyle gözüme güzel görüneni alıp giyiyorum. Pandemi dolayısıyla bıraktım dedim. Yani fazla da sakal çıkmıyorsa maç oynuyorlar şu an bir top oynuyorlar. Bir parça alsak sana mikrofonu versem. Tabii ki ne demek. Karadeniz'den okuyalım. Karadeniz'den gidelim. Bir Karadeniz'den. Nayino ma nayino. Nayino ma kurbanis. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Şu anda prodüksiyon şirketin de var. Buradan hani duyurmak istediğin bir şeyler var mı? Albüm yapmak isteyenleri veya sesleri gerçekten yetenekli olan insanlara elini uzatacak mısın? Şimdi sadece şunu söylüyorum. Zaten Big Sound İstanbul olarak bir prodüksiyon şirketim var yaklaşık 10 yıldan beri. Yani demem odur ki kardeşlerimiz, Avrupa'daki arkadaşlarımız bizi kesinlikle arasınlar. Klip konusunda çok güzel bir prodüksiyon kurduk burada. Stüdyolarımız da aynı şekilde ve ayrıca eser havuzumuz dolu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür arkadaşlar. Ediyorum. Saygılar. Sağ olun. Kalbimdeki yerine hiç kimseyi koyamam. Bir sabah uykusuna, bir de sana doyamam.